Lütfen bu gece oteli terk et. Maria. Bak. Biz onunla, yani Gülümser'le yıllardır görüşmüyoruz. Ben boşanmak için başvurdum ama... Ya sen evlisin. Hepsi bu. Daha fazla konuşup da beni de kendimi de küçük düşürme. Ne bekliyordun ki Kemal? Al işte her şey mahvoldu. Kesin ablamın başının altından çıktı. Kesin. Aldığımız riske değdi Zeynep Hanım. Malı ağır değindirmeden yetiştik. İyi, çok sevindim. Toplantıdan önce bizden istediğiniz bir şey var mı Zeynep Hanım? Toplantı mı? Söyledim ya, İtalyan müşteriler. İncelemediniz mi dosyayı? Ben unutmuşum onu ya. Bir saate burada olurlar. Tamam, hazırlanıyorum hemen. Yardıma ihtiyacın var mı? Ben hallederim. Emin misin? Muammer Bey sizi arıyor. Efendim dedeciğim. Evet evet, yolunda gidiyor her şey, merak etme. Sürpriz oldu bana. İyi iyi. Toplantıya hazır mısınız bakalım? Hazır sayılırım. Bak kızım, biz bu adamlarla tam kadro defalarca görüştük. Bu son toplantı. Bıraktığımız iyi izlenimi korumamız lazım. Tamam dedeciğim, elimden geleni yapacağım ben. Bir de aklıma bak ne geldi. Bizim Rüzgar. İtalyanca biliyordu değil mi? İtalyanca mı? İtalyano. Si, perfecto. İşte çat pat biliyor bir şeyler. İyi. Rüzgar da girsin toplantıya. Dedeciğim, Rüzgar'ın ne işi olur toplantıda? Kızım, İtalyanca bir iki laf eder, güzel olur işte ya. O adamlar sever böyle şeyleri. Hem bunlar aralarında gizli bir şey konuşurlarsa... ...bir anlayan olsun, fena mı ya? Kenarda otursun, çok lafa karışmasın. Hoş geldin, beş gittin, si, no falan. Bir şey, grazie, öyle idare etsin yani. Tamam dedeciğim, sen nasıl istersen. Anladın herhalde. Anladım. Ben de gidip üstümü değiştireyim. İyi olur. Öyle hemen sevinme ayrıca. Sadece İtalyanca bildiğin için toplantıya katılıyorsun. Kenar süsü olarak yani. Şu toplantıdan önce biz bir kendi aramızda toplanalım mı? Hayır. Toplantıya hazırlanmam lazım. Ya, ya bu kadar tatlış fıkraları nereden buluyorsun sen? Ayla abla. Kuzum, iyi misin? İyiyim ya, iyiyim, bir şeyim yok, merak etmeyin. Bak, gel oturalım şöyle. Gel oturalım şöyle, hadi iyi gelir. Tamam ya, merak etme. Hayır, otur işte, gel. Aşkım şimdi ben sana bir tay masajı yapacağım. Keyfin her şeyin yerine gelecek şimdi, şu güzel saçları çekelim. Sibel'cim ya vallahi gerek yok ya, zahmet etme. Olmaz aşkım, bak kasım kasım kasılmış her yerin. Başak hadi sen de koş bir kahve yap kuzu, tamam. Ya bebeğim yok ya, gerçekten ben biraz sinirim bozuldu herhalde bu son günlerde olan olaylardan ondan, ama iyiyim. Güzellik. Kıyamam ya. Bir tanesi. Ay evinin sultanına özel vişneli muhallebimiz. Aa, vişneli muhallebi. Yani sütlü tatlıların hepsini çok severim de. Kendisi favorimdir. Ne oldu, bir yerden tüyo mu alındı? Bir kere hangi ara yaptın ki sen bunu? O da benim sırrım. Tadına bakmayacak mısınız? Bakayım artık tabii. Allah Allah. Çok da güzel görünüyor.
Eline sağlık, çok güzel olmuş. Aile Hanım, siz benim hayatımda tanıdığım en güçlü kadınlardan birisiniz. Suratınızdaki o kocaman gülümsemeyi hiç kimsenin yok etmesine izin vermiyor. Welcome. I'm Zeynep Erendil. Piacere, Filippo Rossi. Roberto Frenzi. Selin Demircan, firmanın buradaki temsilcisiyim. Merhaba. Have a seat, please. Muammer Bey'in gelmeyecek olması çok üzdü bizi. Bu toplantı bizim için çok önemliydi. Muammer Bey bir kaza geçirdi ama şimdi iyi. Anlaşmamızı etkileyeceğini hiç sanmıyorum. Emanuati. Sonu rüzgar. Ben trovati. Babacığım bir dakika. Ah, oh. Ya itedip kakalama ne diyeyim hanım ya. Canım acıyor. Allah Allah. Ay keşke yatağına yatsaydın. Rahat mısın böyle? Ya odada da rahat dedim, burada da rahat dedim. Ben dışarıya çıkmak istiyorum ya. Merhabalar. Ay, hastaneden çıktığınızı duydum. Gelmek istedim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ay, kapı açıktı, daldım içeri. Bir mahsur yoktu değil mi? Yok yok, estağfurullah. Buyurun oturun. Oturun, mersi. Derim ben. Sen bütün gün ayaktaydın be kızım. Çok yorulmuşsundur. Sen bir bahçeye çık da ayaklarını uzat şöyle dinlen ha? Yok babacığım, iyiyim ben böyle. Yorulmadım. Yok yok, çık hadi canım. Evet, siz dinlenin. Babanız bana emanet. Oldu. Muammer Beyciğim. Bundan sonra hiç sıkılmayacaksınız. Bol bol kitap okuyacaksınız. Bakın, sizin için özel seçki hazırladım. En sevdiğim şairlerden yazarlara kadar hepsi burada. Bakalım beğenecek misiniz? İyi de bunların hepsi bunun içinde mi yani şimdi? Tabii ki. Bu bir dünya. Her şey var bunda. Şimdi bir programa üye oluyorsunuz. Sonra istediğiniz her kitabı tak diye internetten indiriyorsunuz. Tak. Güzelmiş. Ama ben kitabımı elimde tutmak isterim. Sayfalarını elimde çevirmek isterim. O kağıdın kokusunu buram buram duymak isterim. Sonra kitabıma böyle göğsüme yaslamak isterim. İlahi Muammer Beyciğim. Siz o kağıtları buram buram koklayacaksınız diye kaç tane ağaç kesilecek biliyor musunuz? Bırakalım o ağaçlar yerinde kalsın. Kuşların, böceklerin, el ele gezen sevgililerin sığınağı olsun. Çok doğru söylüyorsunuz. Size katılıyorum. Başlayalım. Ben size öğreteceğim. Tamam. Şimdi şuraya basıyoruz. Evet, çok güzel. Kullandığımız cam şişeler zeytinyağının aromasını uzun yıllar korumasını sağlar. L'uso delle nostre bottiglie permette all'olio di conservare il suo sapore e odore per molti anni. İtalyancınız mükemmel Rüzgar Bey. Teşekkürler. Allora. Vogliamo importare l'olio d'oliva in lattine da 5 litri, però con impresso il nostro marchio. Ürünlerini teneke kutularda ve kendi etiketleri olacak şekilde istiyorlarmış.
Böyle bir şey mümkün mü Hilmi Bey? Değil. Önünüzdeki dosyanın 3. sayfasında şöyle bir maddemiz bulunuyor. Private label üretimler dahil. Kendi markamızı etiketin bir yüzünde görme şartımız var. Roberto, non accettano che noi utilizziamo il nostro marchio. Cosa facciamo? Bene. Accettiamo. D'accordo. Accettiamo l'offerta. Kabul ediyoruz. Daha önceki gelişimizde zeytinlikleri ziyaret etme fırsatımız olmamıştı. Eğer sizin için de uygunsa zeytinlikleri ziyaret edebiliriz. Tabii. Memnuniyetle. Buyurun. Siz de geleceksiniz değil mi Mustafa? Zeynep Hanım. Daha önemli bir işiniz yoksa? Zeytinyağı tenekelerini arabaya taşıyacaktım ama. Aile misiniz? Biz dışarıda bekliyoruz. Çok aile misiniz? İtalyancanız mükemmel Rüzgar Bey. İşte gemide çalışmanın faydaları. Çatbat bir şeyler öğreniyorsun. İzmir'e neden gittiğimi anlatabilir miyim artık? Gördüğün gibi çok işim var. Arada oynayalım böyle zevkli oluyor. Hay hay her zaman. Çarşaf vereyim mi? Eyvallah. Bu Halis denen herifi içeride şişlemişler. Duydun mu? Duydum. Neredeyse senin yaptırdığını düşüneceğim. Düşün. Engel olan mı var? Alo. Tamam geliyorum. Hoppa. Haydi geçiyoruz. Quando abbiamo sentito che non c'era il signor Muammer, avevamo voluto annullare la riunione. Però siamo molto contenti di averla conosciuta. Muammer Bey'in olmadığını duyunca toplantıyı ertelemeyi düşünmüşler ama bizi yanılttınız, iyi ki gelmişiz diye. Thank you. You're welcome. Akşam yemeğinde bir arada olsak hem yemek yer hem de sözleşmenin detaylarını konuşmuş oluruz. We will be really happy if you join us tonight. Of course. It's our pleasure. That's perfect. Signorina. All right, have a nice day. Thank you. Goodbye. See you. Teşekkür ederim. Yardım ettiğin için. Teşekkür etmene gerek yok. Unuttun mu? Ben zaten burada çalışıyorum artık. Yok artık. Meşhur Zeynep'le tanıştığıma çok sevindim. Ben Ege. Rüzgar'ın İzmir'de görüştüğü kız avukatmış. Babası zenginlerden, çevresi geniş, eli kolu uzun biri. Ya bana bak ya sen. Nereden buldu o kızı? Onu bilmiyorum da Halis'in evindeki sim kartı da o kıza vermiş. Kız çözmüştür şimdi tüm numaraları. Çözsün, çözsün. Bizim istediğimiz de o zaten. Ulan yaban, kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağım senin. Rüzgar peşinde olduğu adamlardan bahsetti. Belalı tipler. Ama halledeceğiz.
Siz arkadaşsınız yani. Avukatı olarak. Yalnızca işi düştüğünde beni arar ama. Evet. Aramızdaki tamamen avukat ve müvekkil ilişkisi. Niye söylemedin ki? Anlatacak fırsat vermedin ki. Rüzgar bahsetti senden İzmir'de ama ben... ...bu kadar güzel bir kızla tanışmayı tahmin etmiyordum doğrusu. siz nasıl tanıştınız peki? Rüzgar o zamanlar gemide çalışıyordu. Ben de sevgilimle tatile çıkmıştım. O zaman tanıştık ve üçümüz çok iyi arkadaş olduk o tatilde. Ne gemiymiş. Bir sürü şey katmışsın. Ha unutmadan Rüzgar. Bu da sim karttan çıkan kayıtlar. Sürekli aynı numarayı aramış. Orada yazıyor. Sağ ol. Çok sağ ol yardımların için. İşin olmadığı bir vakit bekleriz. Söz geleceğim. Lütfen siz de İzmir'e geldiğinizde uğrayın. Rüzgar, bu bilgileri geciktirmeden polise teslim et. Takibini onlar yapsınlar. Tamam Ege, çok sağ ol. Görüşürüz. Memnun oldum. Ben de. Yine haksız yere suçladım seni. Beni affedebilecek misin? Şüphelerinde haklıydım. Bu fotoğrafları görünce kim olsa aynı şeyi düşünür. Bir de o var ya. Kim ayarladı bunu acaba? Sence? Kutay. Kesin peşine adam takmıştır. Neyse. Ben bir an önce polise teslim edeyim şu belgeleri. Akşam yemekte görüşürüz. Rüzgar. Kendini tehlikeye atacak bir şey yapma, tamam mı? Aşağısındaki inşaata gel. Orada bekliyorum seni. Efendim dayı. Rüzgar neredesin? Dayı ben buldum onları. Beni bir başkası sanıp Seyirtepe'nin aşağısındaki inşaata gel dediler. Bana bak sakın tek başına gitme oraya. Hemen polise haber ver. Dayı ben numarayı verdim zaten ama şimdi onlar prosedür derken adamlar kaçıp gider. Ben onlara derdimi anlatana kadar kim bilir nereye varırlar. Rüzgar bir kere de laf dinle be oğlum. Bir kere de laf dinle. Alo.
Rüzgar. Oğlum iyi misin? Tuzak kurmuşlar dayı. Tamam sakin ol. Sakin ol, bundan sonrası polislerin işi. Ben seninle ne yapacağım Rüzgar? Ha? Ne yapacağım ben seninle? Ha? Sen iyi olduğuna emin misin? İyiyim, iyiyim. Domani incontreremo il signore Muammer. Vorremmo concludere il contratto al più presto possibile. Muammer Bey'i gördükten sonra sözleşmeyi imzalarız diyorlar. Tabii, nasıl isterseniz. Rüzgar Bey gelecek değil mi? Gelir birazdan. Geldi işte. Buonasera. Buonasera. Scusa per il ritardo. Yüzüne ne oldu? Önemli bir şey değil. Nasıl değil ya? Çaktırma. Sonra anlatırım ben sana. Buonissimo, è perfetto. Non potete trovare questo sapore in nessun'altra parte del mondo. Hai ragione. E devo dire che apprezzo la cucina turca da quando sono giovane. È buonissima e fantastica. Rüzgar.